Askerler ateş ederken böyle geniş bir yerden açıp oradan ateş ediyorlar. Kurşun hiç girmeyecek şekilde muhafaza yapılması lazım. Evet. Yani üstten falan kapalı olması lazım. Yayındayız ama getirebilirsin abi. Ha? Ne? Bugün olur. Biraz sonra falan. Mesela bak bazen görüyorum ben duvar açmışlar. Küçük bir yer var. Ufak bir yer. Orada kendini savunuyor. Onları yani bir yıldırma yönünde bir karşılık veriyor. Ama üstü tamamen açıksa ya asker de çıkıyor başı da yukarıda. Ateş edilen yeri de görüyor onlar zaten. Ateş edilen yer açıkça belli oluyor. O zaman oraya ateş eder adam. Yani çok dikkat eder. Mesela dakikalarca nişan alabilir. Tek atışta vurabilir. Bu riskli. O yüzden üstten de kapalı olması lazım. Üstten ve yanlardan. Yani şu kadar küçük bir yer açılması gerekiyor. Yani savunma için böyle bir şey olması lazım. Hatta makine tüfekleri öyle zırhta yerleştirilebilir. Yani kurşun geçirmez camdan bir şey. Var ya polislerin kullandığı kalkanlar var. Onun gibi. Kalın. Onu birkaç asker taşıyabilir. Kurşun geçirmez. Bir ekran, cam. Yanları çelik. Onu bir savunma sistemi içerisinde kullanabilirler. Önce onu bir yere yerleştirirler, kapatır. O şekilde olabilir. Yoksa çünkü adam orada anlıyor da ateş edildiğini, acelesi de yok. Yavaş yavaş adam konuşlanıyor, mesela çıkıyor bir apartmanın üst katına. Silahını hazırlıyor, dürbünden bakıyor. Belki 15-20 dakikasını alıyor çok dikkatlice. Tek atışta vuruyor. Ama açıkta oluyor asker. Askerin hiçbir şekilde açıkta olmaması lazım. Yani öyle koruyucu bir kalkan şart. Evet, inşallah. Sizin tavsiye ettiğiniz bir tüfek şekli vardı hocam inşallah. Kendisi çıkmadan böyle L şeklinde. O uzun menzilli olmaz olsun. Evet, yani ona uzun menzilli şey. Evet. O kısa şey yani, evet, şehir içindeki çatışmalarda olabilir o. Evet, evet. Çünkü mevzi alıyor zaten asker. Evet, gerekirse kum torbası falan da yerleştiriyorlar. Evet. Yani mevzi oluşturulduğuna göre mevzinin üstü açık olması hiç olmaz. Açıksa bile çelik kask giymesi lazım. Kafasına asker yani vücuduna da. Yani hiçbir şekilde omzuna falan kurşun geçirmeyecek şekilde kask giymesi lazım. Ancak öyle olabilir. Ama en sağlam benim dediğim metot. Ama Allah'a şükür hükümet ne desek yapıyor. Bak evleri yıkın dedim. Aynısını hem Sayın Bahçeli söyledi, hem Cumhurbaşkanı söyledi. Anons yapın dedim birkaç gün, 2-3 gün. Söyleyin falanca ev adresiyle göster, hatta ışık tutun dedim akşam. Evet. Bu evi falanca saatte yıkacağız. Burayı boşaltın, bu kadar. Tek atış. Obüs mermisiyle yerle bir edeceksin. O kadar. Belki birkaç atışta o gerekebilir. Oraya asker sokulur mu ya? Zaten enkaz haline gelmiş yerler. Hiçbir yere öyle asker sokmayalım. Mutlaka obüs de yıkılsın. Varsa içinde bir şey onlar da patlar yıkılır zaten dağılır. Geniş, bahçeli, ferah evler yapalım kardeşlerimize. Uzun yollar, geniş ferah yollar, geniş bahçeler. Zaten sıhhi yerler değil. Yaşanacak gibi yerler değil. Çok dar, sıkıntılı, güneş almaz. Orada yetişen çocuklar ne olur ya? Ya bunların hepsini yıkmak lazım. Geniş bahçeli evler olur, giremez bir daha. Nasıl girsin adam? Çünkü dört tarafından sarmak mümkün. Adam ne nasıl girecek ya, ne yapacak? Ama onlar öyle değil. Tren vagonu gibi peş peşe dizilmiş evler. Üst üste, karmaşık labirent gibi. Olmaz öyle. Thank you.